başkanlığını da yürütüyorum. Biz orada Kreş Kart adı altında bir proje tamamladık. Ve bu proje şu anda Maliye Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ve hükümete sunuldu ama esasında meclise sunuldu. Hükümete değil, pardon. Şöyle ki, Kreş Kart, nasıl ki yemek için kart var şirketlerde. Bu dünyada uygulaması da yapılıyormuş. Bizim çalışma grubundan fikir olarak çıkmıştı. Ama zaten uygulaması da dünyada varmış. Kreş Kart diye bir uygulama getirmek istiyoruz. İşverenin kadınla sınırlı kalmayacak, kadın erkek çalışanına belirli limitleri olan bir kart vermesi ve çalışanın da dilediği kreşte bu kartı kullanıyor olması, aynen yemekteki kart sistemi gibi. Bunun için mecliste bekleyen ve değişiklik süreci içinde olan gelir vergisi yasasının izleyicisiyiz şu anda. O yasal düzenlemenin içine koymaya çalışıyoruz. Ve yasa önerisini de hani yazıp siz vardınız ilk toplantılarında. Yasa önerisini de kendilerine sunduk, takip ediyoruz. Eğer kreş kart uygulaması çıkarsa, savunumuz da şöyleydi. Zaten şu anda çok minimal kreş. Dolayısıyla devletin bir gelir kaybı yok bu anlamda. Çünkü sizin çalışanınıza nakit olarak verdiğiniz her türlü ek gelir gene vergiye tabi. Sadece zamanında yemek için bu istisna konmuş. Şimdi kreşler için bunun konmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu başarırsak o zaman gerçekten kreşlerin yaygınlaşması için bir vesile olacak. En azından size de o çalışmayı da duyurmuş olalım. Onu da TÜSİAD ekibi takip ediyor şu anda diye söylemiş olalım.